Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye'de elektrik tüketimi kişi başına %116 arttı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmasına göre Türkiye'de yenilenebilir elektrik üretimi son 10 yılda 3 katına çıktı. İlk nükleer enerji tesisinin işletmeye alınmasıyla Türkiye'nin enerji bileşimi daha da çeşitlendirilmiş olacak. Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği bünyesinde Bursa Hidrojeni Konuşuyor konulu bir toplantı düzenlendi. Hidrojenhaber.com sitesine yer alan habere göre toplantıda söz alan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hidrojen Çalışma Grubu Koordinatörü Mehmet Volkan Duman, "Bölgemize hidrojen üretim merkezi yapmak istiyoruz," dedi. Yenilenebilir enerjinin %30'unun bölgede üretildiğini hatırlatan Duman, bölgenin offshore rüzgar santralleri için de önemli olduğunu kaydetti. Sayın dinleyiciler, Astor Enerji hasılatını %23 oranında artırarak 16.9 milyar TL'ye taşıdı. Şirket net dönem karını da %125 oranında artırarak 4.6 milyar TL'ye ulaştırdı. UEDAŞ 2024 yılında 3.7 milyar TL'lik yatırım hedefliyor. Geçen yıl toplam 2 milyar 82 milyon TL'lik yatırım gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi hizmet verdiği 4 ilde mevcut trafo sayısını ve enerji hattı uzunluğunu artıracak. Dila Kağıt'tan Ergene'de GES yatırımı. Türkiye'nin önde gelen hijyenik temizlik kağıdı üreticisi Dila Kağıt, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 14,5 MW kapasiteli çatı tipi güneş santralini devreye aldı. Şirket, Türkiye'nin 3 farklı noktasında toplam 50 MW gücünde yenilenebilir enerji yatırımı hayata geçirecek. Goldman Sachs petrol fiyatında artış bekliyor. ABD'li yatırım bankası bu yaz için Brent petrolü zirve fiyat tahminini varil başına 2 dolar artırarak 87 dolara çıkardı. Iberdrola İtalya'nın en büyük GES'ini kuruyor. İspanya'nın enerji şirketi Iberdrola, İtalya'nın Sicilya adasına 245 MW gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. Santral 140 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Değerli dinleyiciler, akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1 lira 35 kuruşluk indirim yapılacak. Benzinde ise değişim beklentisi yok. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 83 dolarlarda hareket ederken, Batı Teksas tipi petrol ise 78 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasına 1 Mart 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2052 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 dilimi için 2680 TL, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 990 TL oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.